Şimdi ben size iki farklı soru soracağım. Aslında aynı soru ama iki farklı cevap istiyorum. Birincisi Türkiye Cumhuriyeti'nin Sanayi Bakanı olarak cevap istiyorum. Bir de vatandaş Mustafa Varank olarak cevap istiyorum. Biz Türkiye olarak aşı meselesine geç mi kaldık? Biz Türkiye olarak aşı meselesinde geç kalmadık. Şimdi Türkiye kimle yarışıyor dediğinizde dünyada global tröstlerden bahsediyoruz. Milyarlarca dolarlık daha önce ilaç geliştirme, aşı geliştirme çalışması yapmış, çok önemli altyapıları kurmuş ve çok büyük paraları bu işe yatırarak aslında burayı bir endüstri olarak gören, yani aşıdan para kazanmak üzere bu fikirle hareket eden şirketlerden bahsediyoruz. Biz Türkiye olarak tamamen kamu yararını gözeterek, tamamen vatandaşımızın sağlığını düşünerek, hatta dünyada insanlığa bir fayda üretmek üzerine gayret gösteriyoruz. Dolayısıyla vatandaş Mustafa Varank olarak ben de baktığımda, ya Pfizer bunu bu kadar hızlı üretebiliyor, Türkiye Cumhuriyeti neden hızlı üretemiyor sorusunu ben de sorabilirdim. Ama işin içine girdiğimde şunu ben çok rahatlıkla görebiliyorum. Birincisi, Türkiye insan aşısı üretme konusunda son aşısını 1998 yılında üretmiş. Ve o tarihten sonra Türkiye'de insan aşısı üretilmemiş. O üretilen aşılarda aslında dünya standartlarında GMP sertifikalı tesislerde üretilmemiş. Açıkçası daha düşük kalitede, daha düşük tesislerde üretilmiş. Bir kere 98 yılından itibaren Türkiye'de bu manada bir aşı çalışması, dört başı mamur aşı çalışması hiçbir zaman yapılmamış. İkinci husus, normalde bir aşının piyasaya çıkması çok daha uzun süreler alması gerekiyor. Yani dünyanın kendine koyduğu, Avrupa Birliği'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin kendine koyduğu çok katı kurallar var. Ama biz pandemi döneminde şunu gördük. Aşı bir an önce çıksın diye bu kurallar esnetildi. Yani firmalar içinde, ülkeler içinde bu kuralları esnettiler. Normalde çok daha uzun sürede piyasaya çıkması gereken bir aşıyı faz 3 çalışmaları daha tamamlanmadan ilk verilere bakarak evet acil kullanım onayı biz veriyoruz diyerek bu aşıları piyasaya sürdüler. Dolayısıyla biz burada kendimizi bu süreçlere adapte etmekte de biraz vakit harcamamız gerekti. Çünkü geçmişte olan kuralları Avrupa Birliği de Amerika'da kullanmadı. Biz de bu süreçte hem bilim insanlarımızı bir araya getirdik. Türkiye'de kurulu altyapıyı bir araya getirdik. İşte bunun gibi bugün içerisinde bulunduğumuz tesis gibi laboratuvarları bir araya getirdik. Bunların beraberce çalışmasını sağladık ve beraberce netice almalarını sağladık. Dolayısıyla şunu ben çok açık yüreklilikle söyleyebilirim. Eğer devletimiz kamu inisiyatif almasaydı, biz COVID-19 Türkiye platformu gibi bir platform kurmamış olsaydık, yıllarca sürebilecek bir çalışmadan bahsediyoruz. Ama biz bu şu anda insan denemelerine gelmiş aşı adaylarımızdan bahsedebiliyoruz. Bizim açımızdan en son aşısını 1998 yılında üretmiş bir ülke açısından biz gerçekten hızlı bir şekilde hareket edip netice alabildik diyebilirim. Evet, pandemi ile ilgili son bir sorum daha var Mustafa Bey. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Sanayi Bakanı olarak, hükümetin bir üyesi olarak pandemide biz hükümet olarak her şeyi yaptık. Vicdanımız da gayet rahat ama şurada da bir eksiğimiz var dediğiniz bir yer var mı acaba? Şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak gerçekten elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Ve hem vatandaşımızın sağlığını korumak üzere hem de ülkemizin ekonomisini ayakta tutmak üzere büyük bir gayret gösterdik. Eksiklerimiz olmuş mudur? Ulaşamadığımız vatandaşlarımız olmuş mudur? Elbette olmuştur. Sonuçta 83 milyonluk kocaman bir ülkeden bahsediyoruz. Burada kesinlikle kötü niyet olmadan bir eksikliğimiz varsa biz bunu zaten gördüğümüzde de hemen bunun üstesinden gelmek için de gayret gösterdik. Bakınız dünyada COVID-19'da mücadelede çok farklı örnekler var.
pandeminin başından itibaren farklı pik noktaları oldu. Dünyada bizden çok daha ekonomik anlamda güçlü ülkeler var. Ama onların pandemiyle mücadelesini bizim mücadelemizle kıyasladığımızda biz çok daha başarılı olduğumuzu söyleyebiliyoruz. Şunu çekinmeden söylememiz lazım. Türkiye Cumhuriyeti dünyada şu anda en iyi sağlık sistemine sahip ülkelerden bir tanesi. Belki 5 tane ülkeden bir tanesi diyebiliriz. Bakın hastanelerimizde ve vatandaşlarımıza verdiğimiz ücretsiz hizmetlerle ve aşılama takviminde yakaladığımız başarılarla Türkiye bu süreci çok başarılı bir şekilde yürüttü. Ekonomik anlamda da biz hem sanayiyi üretimi ayakta tutarken, ihracatı ayakta tutarken aynı zamanda özellikle hizmet sektöründen kaynaklı sıkıntısı olan vatandaşlarımıza yetişmek için de onları çok farklı paketlerle destekledik. Özellikle yeterli mi sizce bu paketler? Ucuz kredilerin verilmesi, esnafımıza nakdi desteklerin verilmesi, kısa çalışma ödeneğiyle çalışanlarımızın maaşlarının bizzat ödenmesi, totale baktığımızda bizim verdiğimiz rakamlar asla küçümsenmeyecek rakamlar. Tabii ki herkesi %100 memnun etme şansınız yok. Sizin bütçenizi de tabii ki bu destekleri verirken dikkate almanız gerekiyor. Elbette bu işten memnun olanlar da vardır, memnun olmayanlar da vardır. Ama benim esnaflarla konuştuğumda diyelim ki bu işten en fazla zarar görmüş esnafımız X sektöründeyse biz mesela oturuyoruz kabinemizde bunları tartışıyoruz. Diyoruz ki bu dönemde şuraları destekledik ama şuralarda sıkıntı var. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu hususlara arz ediyoruz. Ve sürekli yeni paketlerle, güncellemelerle biz vatandaşımıza destek olmak istiyoruz. Evet, bakın bayramdan sonra yeni bir paket açıklandı. Esnaflarımıza 3.000 lira ve 5.000 lira bir seferlik karşılıksız hibe verilmeye başlandı. Biz bunu niye devreye aldık? Çünkü bize talepler geldi. Dediler ki evet siz pandeminin başından beri özellikle uygun kredilerle, can sularıyla bizi ayakta tutmaya gayret gösterdiniz. Kira desteği verdiniz, nakdi destek verdiniz. Ama bu dönemde yine bir sıkıntı oluştu. Şu esnaf gruplarında sıkıntı var. Buralara bir şey vermeniz gerekir diye biz piyasayı dinlediğimizde oturup çalışıp neler verebiliyoruz, hangi imkanları sağlayabiliyoruz bu paketleri açıklıyoruz. Dediğim gibi eksiklerimiz yok mudur? Elbette vardır. Ama kötü niyetli değiliz. Onu ben buradan açıkça söyleyebilirim. Biz bütün gayretimizle vatandaşımıza hizmet etmek istiyoruz. Ülkemize hizmet etmek istiyoruz. Bunun gayretini gösteriyoruz. Eksiğimiz olduğunda da bunu düzeltmek için, telafi etmek için gayret gösteriyoruz. Evet, hiç kabine toplantılarında bir tartışma çıkıyor mu? Ya Sayın Bakanım, işte Hazine Bakanı'na ya da herhangi bir bakana, ya işte burada bu sektörde böyle bir sıkıntı var. Ya buna mutlaka müdahale etmemiz gerek diye diğer bakanlardan ya da siz söylüyor musunuz? Yoksa öncesinde zaten mi? Bütün orada bir tartışma oluyor mu kabinede? Bütün bakanlarımızla iletişim halindeyiz. Kabine toplantılarında da tabii ki biz Türkiye'nin gündemini konuşuyoruz, Türkiye'nin ekonomisini konuşuyoruz, Türkiye'nin sağlığını konuşuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'de hangi meseleler konuşulması gerekiyorsa biz kabinede bu meseleleri konuşuyoruz. Bakanlarımız kendi konularıyla ilgili sunumlarını yapıyorlar. Gündeme getirilmesi gereken, istişare etmek istedikleri konular varsa bunları biz oralarda konuşuyoruz. Tabii ki herhangi bir toplantıda neler tartışılıyorsa bizim kabine toplantılarımızda bunlar tartışılıyor.